Biraz da artık e, siyaset konuşalım, e, İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun açıklamalarıyla başlayacağız. E, şu şekilde açıklamaları oldu Aytun oyun şu şekilde, önce PKK eşittir HDP taktiğini başlattılar, bu HDP'yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP'yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler, HDP eşittir CHP. CHP Millet İttifakı'nın üyesi olduğuna göre CHP eşittir, İyi Parti dediler daha sonra. Dolayısıyla tüm muhalefet partilerini PKK ile işbirliğinde gösterdiler şeklinde açıklamaları oldu. Şimdi bu açıklamayı nasıl okumak, nasıl yorumlamak lazım? E, Masum Bey sizinle başlayalım, ne dersiniz? Evet, yani aslında Sayın Çıray evet. kendi partisinin perspektifinde güzel bir tanımlama yapmış. Ama o tanımlamanın ilkine yalnız ben katılmıyorum. PKK'yı kimsenin şeytanlaştırmasına gerek yok. PKK zaten kendisini, kendi sini nasıl ilan etmiş bir yani sözde diyoruz biz ama kendisi için zaten PKK'nın manası partiye Kürdistan Kerketane mi öyle bir şey Kürtçe'de yani bir partidir kendileri için. Programları var, hedefleri var ve bunu gerçekleştirmek için de 1982'de aldıkları karardan sonra ilk Eruk'ta başladılar. Silahlı eylemler yoluyla varlığımızı sürdüreceğiz dediler. Ve bu silahlı eylemlerle önce Kürt vatandaşları kendilerini tanımaları için baskı yaptılar. Ölümler öyle başladı. Ondan sonra bizim kendi milli güçlerimiz olan güvenlik güçlerimize saldırarak bu böyle bir çatışma ortamını yarattılar. Hani bazıları Türk askeri orada savaşıyor diyor. Hayır Türk askeri orada savaş açmadı. Savaş da değildir o. O bir kalkışmaya karşı Türk askerinin verdiği reflekster yani kendi vermiyor onu zaten politikalar yapıyor. Hı. Ama ikincisi önemli yani Sayın Çıray'ın söylediği hani HDP PKK'yı e, tanıyor. Dolayısıyla HDP eşittir PKK deyişi aslında PKK'nın bir terör örgütü olduğunu bilerek HDP'yi PKK ile çalıştılar. Şu anda açılan kapatma davalarının da temelinde bu yatıyor. Aslında bu Türkiye için yeni bir yaklaşım değil. 1994 yılında e, ve 95 yılında özellikle e, ondan sonrası hepin parti şeyden parlamentodan e, dokunulmazlıkların kaldırılması yoluyla atılması sürecinde ve kapatılması sürecinde yaşandı bu. Şimdi HDP sonuçta bir parti. Bunu ilan ederler. Toplumu bu yönde HDP eşittir PKK diyenler. O zaman niye HDP'nin parlamentodaki konuşmalarını kesemiyorlar? Neden kesemiyorlar? Çünkü HDP bizim hukukumuza göre, anayasamıza göre bir siyasi parti olarak eylemlerini sürdürecek. Yani hangi eylemleri? Siyasal eylemlerini. Şimdi neden HDP'nin üzerine gidiliyor? Çünkü HDP üzerine gidilirse HDP millet ittifakını demeyeyim de bazı büyük şehirlerdeki belediye başkanlıklarının seçiminde ilk defa bu son seçimde yani Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Mansur Yavaş'ın seçildiği son yerel yönetimler seçiminde bazı yerlerde aday göstermeyerek destek verdi. Ama bütün Türkiye'de değil, bazı yerlerde de kendi adaylarını gösterdi. Buna karşıt kendi bölgesinde yani egemen oya sahip olduğu birinci parti çıktı. Güneydoğu Anadolu'da her yerde kendi adaylarını gösterdi. Şimdi burada ben HDP'yi savunmuyorum. Ama HDP bir parti ise masada oturması için, dinlemek için bir kere bunu dinlemeniz lazım. Zaten parlamentoda dinliyorsunuz. Karşı görüşü de söylemek lazım. Ama HDP niye bu şekilde yapılıyor? Çünkü HDP'de öyle bir oy var ki bu oy HDP yoksa ve bağımsız milletvekili de gösteremezlerse o zaman bu oylar Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında bölünecek. Şimdi Türkiye ilk defa Cumhur İttifakına son yapılan seçimde girdi. Yani herkes böyle hakem kesiyor. Çok bilmiş mesela hemen diyorlar hukukçular diyor ki işte Cumhurbaşkanı feshedilmese bile aday olacak vesaire. Olmayacak. Eğer feshedilmezse meclis ama meclis feshedilecek. Aslında dün ve bugün Alınan bazı ekonomik kararlar erken seçim olduğunun işaretidir. Bu işçilere ödenen, e, kamuda çalışan işçilere ödenen ücretler, e, bugün e, görüşmesi devam eden devlet memurlarına verilecek maaşlar, farklar, bu konuda e, sendikalarla kurdukları iletişim, yavaş yavaş kaybedilmiş e, olguları, AK Parti kendisi tarafına çevirebilecek politikaları e, altyapısını hazırlamaya başladı. Yani bu da AK Parti'nin içinde, yani şimdi söyleyeceğim lafa AK Partili olmayanlar kızacaklar bana ama gerçeği bu. Akılcı yeni bir yol seçme e, politikasını başlatmış. Yani bu yol politikasını da iyi görmek için bazı bu tür eylemleri Cumhurbaşkanı'nın son, Birkaç kaç televizyonda ki en etkili söylediğini dünkü programda söyledi CNN kanalda da paralellik kurmak lazım yani cumhurbaşkanının da bilgisi dahilinde fikir aşamasında gündeme gelen şeyler şimdi böyle olunca dönüyoruz HDP CHP ile işbirliği yapıyora getirmeye çalışıyorlar. niye getirmeye çalışıyorlar? bir kere HDP'nin içindeki seçmenin önemli bir kısmının eğer oy verilmeyecekse CHP'ye gider. Neden? Şimdi herkes hani sol kayboldu, eridi diye analizler yapılıyor ya öyle değil. Sol Kürt seçmenini, Kürt'ün yani Kürtlerin sol olarak siyaseti ilk defa 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi ile başlar. Yoğun şey yani aşiret düzeni olmadan. Eski e, feodal yapı dışında. Sonra bu grup 1972'de ...CHP'ye destek verdiği ve CHP'nin o orta-sol politikasıyla yüzde %40'lara oyu çıkarken... ...o oyun içinde e, ciddi bir şekilde feodal sisteme karşı dolayısıyla sol olarak nitelendireceğimiz <laughs> Kürt oyları var. Uh -huh. Bu Kürt oyları daha sonra CHP'de yer aldı. Fakat CHP kendi eliyle ihraç etti, sonra aldı ama bu arada bir farklı şey çıktı artık yani... E, belli bir e, talepler ortaya çıkmaya başladı. Yani bir tane yalnız Kürt e, oylarına dayalı parti kurulmadı. Rahmetli Şerafettin Elçi kurdu, başka partiler kuruldu vesaire. Şimdi neden HDP? Hı. Yalnız bu Kürt oylarının e, çözüldüğü zaman CHP'ye gitmesinden korkmuyorlar. Burada Anahtar Parti Şimdiki Cumhur İttifakı için iyi Parti'dir. Mesela İYİ Parti HDP mi yaklaşıyor? E, ama niye ne yapıyorlar? Dersiniz? İYİ Parti daima şimdi bakın e, bir şey kimse konuşmuyor. Eğer erken seçim yapılmazsa Hı. ve erken seçim yapılmadığı için yani şimdi bazı arkadaşlar ters çıkacak. Yok sen bildiğin gibi değil. E, aday olabilir falan diyecekler ama Cumhurbaşkanı şu anda Türkiye'de Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı süreci bir ilkokul, ortaokul, üniversite bitirecek kadardır. Yani Türkiye'de en tecrübeli kişidir ve meşrutiyetin, meşruti olmanın ne demek olduğunu, nasıl sağlanması gerektiğini, yollarını en iyi bilendir. Yani ben siyaset biliyorum filan yok filanca kişi biliyoruz ama. Başbakanlık yapmadık ki. Meşru mu demek istediniz? Meşruti. Meşruti. Yani tartışılmayacak. Anladım. Gelişim. Anladım. Şeklinde. Şimdi bu nedenle Cumhurbaşkanı bu kuralı güzel kuracak. Kuramadı diyelim. Yani şu ana aslında bugünlere muhalefeti erken seçim ister noktaya getirdi. Ama acaba erken seçimi muhalefet 2002'de, 2022'de ister mi? Hı. Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı hı. televizyon programının birisinde Kasım 2022'yi söyledi. Buna yakın bir imaj verdi. Yani çünkü onlar da dönemezler. Hı. Onlara da geleceğiz aslında İsterseniz e, önce bu konuyu bir hayır. konuşalım sonra bir, bir konu işte konuşacağız. İşte bununla ilgisi. Şimdi neden İyi Parti hı. şeydir? Şu anda her şey güzel gidiyor MHP ile. Ama bir gün bir çatışma hı. çıkarsa MHP'nin alternatifi İyi Parti'dir. Hı hı. Onun için AK Parti, İyi Parti ile böyle birebir MHP'nin yaptığı gibi bir yarış götüremiyor. Hı hı. Ama nasıl içinde bir çalkantı yaratabilirler? Bakın siz Millet İttifakı, HDP ile berabersiniz. Hı. Şimdi buna aslında Cumhur İttifakı taraftarları dışında, bakın taraftarları diyorum, sempatizanları demiyorum, dışında çok kimsenin fazla fazla inandır, inanmıyor. Neden? Çünkü Millet İttifakı şu anda dört partide. CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi. Yeni bir ittifak yok. Hı hı. Aman işte ittifak yaptınız. Ya Son seçimde e, HDP birçok yerde belediye başkan adayı çıkarttı. Ha Bazı şeylere bizim bilmediğimiz e, diyebilirim İstanbul'da, Ankara'da Belediye meclislerine ya da İzmir'de uh -huh. insan vermiş olabilirler. Aradaki ilişkiyi yerel yönetimde Peki. ben o kadar Peki. hakim değilim. Uh -huh. Şimdi buradaki yapılan şey ben onu da söylemiştim. Seçime doğru İyi Parti adına da CHP adına da rahatlıkla çıkıp HDP'nin böyle e, o lafı kullanmak istemiyorum tabii. Yani. Siyaset yapmadığımız için uh -huh. böyle... İtilmiş, kakılmış partidir imajı verilmeye çalışan. Hani hı hı. şeyin Altuğ Bey kullandığı lafı kullanmak istemiyorum ee, demeyecek. Çünkü herkes sesini yükseltecek. Burada da HDP çok önemli bir başka işaret verdi. Aslında o işaretin bir kısmını, şimdi benim yaptığım analize ters düşecek bir şey söyleyeceğim. Bir kısmını da ola ki Millet ittifakıyla istediğimizi alamazsak... Hı. Cumhur İttifakı hı. da bize gelirse bakarız. Manasına da gelebilir. Ama bütün bu yaptıklarımın doğru olup olmadığının göstergesi anayasa değişikliği sonucunda ancak tartışılabilir. Peki, en Çünkü en anayasa, değişikliğinde, anayasa değişikliğinde, anayasa değişikliğinde ittifaklar kurulurken söylentiye göre Cumhurbaşkan yardımcılığı da seçimle olacak. Hı hı. Ama e, buradaki kendi e, beraber çünkü anlaşacaklar. Millet İttifakı adına konuşan Kılıçdaroğlu da biz ittifak kuracağımız herkesle eşit olacağız. Ne demektir? Koalisyonlarda hani herkes partisinin sayısına göre milletvekili vesaire şeye bakanlık kalıyor ya. Biz ittifak kuracağımız herkese vereceğiz. Yani... 5 milletvekili bile varsa 2 milletvekili varsa hani meclis hükümetlerinde veriyorlardı ya az milletvekili olan partiye bile bu da aynı şey. Yani aslında bizim okuyamadığımız medyanın kendine göre medyatik medya kurallarına göre yorumladığı ama siyasete göre yorumlamayan bir dili iki tarafta birbirine karşı kullanıyorlar. Peki. realitesi. Benim görüşüm, bu burada e, Sayın Çıray'ın bu çıkışı ilk defa İyi Parti adına hı hı. aslında oynanmak istenen oyunu biz biliyoruz hı. şeklinde bir seslendirme olarak görüyorum ama bir amam var. İyi Parti içinde Çıray'ın bu konuşmasına eğer mutabakat varsa. Hmm, tamam. Ee, belki bireysel bir açıklamadır diyorsunuz. Belki bir mutabakat vardır. Hayır bireysel açıklama bir... demiyorum. Yani bu görüşün hani kendi işlerinde mutabakat He, olması. Anladım. Hakan Bey siz ne dersiniz? Katılır mısınız? Ayten bu Kendi nasıl? işlerinde Bilmiyorum. yok ki öyle bir mutabakat. Bilmiyoruz. Siz bakmayın. Herkes birbirinden farklı konuşuyor. Ola da bir. Sayın Bakanım. Ya siyaset dili vardı. Yani iyi parti. Siyaset ama mi? öyle de yani biraz böyle filmi geriye ama, ama bakın şimdi İYİ Parti Parti'nin danışmanı. karışık. Şimdi bakın bizim söylememiz tahrik etmez artık bu saatten sonra İYİ Parti. O, bu, bu, buna dikkat edelim diyorum. Hani birileri hep söylüyordu ya şu böyle dedi. Ya bu ben, böyle dedi. ben anladım. Ha, ben ama anladım. iyi Parti şu anda, ama Aytun Çırayın... Bakın iki tane şey var. E, söylem var. Ben siyasetçi olarak söylüyorum. ben yani siyaset mantığı içinde, teorisi ve pratiği içinde. Bir, adayımız eee kılıçdaroğludur deyişiyle adayımız e, Meral Akşener'de deyişi yani kendi partilerinden söylemi aslında bu siyasi yapılanmayı yeni hazırlıyoruz. Bu konunun da ipuçları en çok kafa yoran e, bu işte belki de e, daha da başka bilgileri vardır. Abdul Bey'in yazılarında da var. Yani ben onlardan da hı hı. etkilenerek söylüyorum onları. Hı hı. Yani orada bile e, şu anda bir yol haritası anlatırken bu yapılanın pek bu iki tarafı da şu anda etkilemediğini. Hı. Bu analizlere yakın kısmını ama benim söylediklerimin bir başka şekli versiyonu olabilir diye tamam. kendi kartlarını aldıkları manasında söylüyorum. Yoksa tamam. biz diyemeyiz ki yok aralarında.